istiyorum. Bildiğiniz gibi 2009 yılında ilçe yapma Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallesi planları rahmetli Tarık Topbaş döneminde 2013, 2015 ve 2017 yıllarında Süreyya Kıraklar plan hazırlandı. İmar komisyonuna geldi. Ama ne hikmetse plan imar komisyonuna geçerek iade edildi. Burada o dönemde arkadaşlarım var. Hem Büyükşehir Sarıkaş, Meclisiyesi arkadaşlarım var. Hem de Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı yapan arkadaşlarım var. Sadık Bey var burada. O tarihi iyi hatırladılar. Şimdi niye bunu söylüyorum? Gençliği de hatırlayacağız ki bu sorunu bu meclis dönemi bitmeden yani 2010 bu dönem bitmeden yeni dönemde 2024 döneme girmeden seçimlerine Mustafa Kemal Aşık Veysel, İçeren Köy ve bu mahallenin planları çıkmış olsun arkadaşlar. Şimdi burada hiç kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama sonucu önemli var. Burada sorunu çözmek. Onun için size bugün buraya çağırdım. Bildiğiniz gibi bundan bir yıl önce Mustafa Kemal Aşık Veysel planları meclise çıktı. 1/5 milletle. 5 günlük planla. Bize geldi. Ama maalesef çıkan bu plan mahallenin sorunu asla çözmüyor. Çok kötü bir plandı. Mahallenin %40'ı yeşil alan mahalle komşularımıza bir cevevi ve alt tarafı komple inşaat yapılamaz plan noktaları vardı. Bu arada Büyükşehir'de İmar Komisyonu Başkanı Adnan Bey'le görüşmem sonucunda çözümü nasıl yapar dedik. Hep beraber oturduk. Dedi bakanlıkta bu bölgeyle ilgili bir çalışma yapın. Bu kısımlarla ilgili bize belgeleri getirin. Sadık abi ne zaman teslim etti bunları? 10 gün önce teslim etti. 10 gün önce. 10 gün önce bakanlıktan geldi. Biz Büyükşehir'e teslim ettik. Büyükşehir'de şu anda Mustafa Kemal ve Aşık Veysel'in 1/5 binlik planları hazır. Binlik plan yetkisi de buraya verdiğimizde zaten orada şu anda Ataşehir Belediyesi'nde 3 arkadaşımız orada çalışıyor Büyükşehir'de. Böylece de yılbaşından önce önümüzdeki ay ve birinci ayda Mustafa Kemal ve Aşık Veysel'in planları çıkmış olsun diye bu toplantı yapıyoruz. Bu planlar bildiğim gibi daha önce çıktığı dönemde bir yıl önce maalesef plan çok sağlıksızdı. Bir daha ada transferi yoktu. Arkadaşlarım iyi hatırlar. 5000 metrekare koymuşlardı toplaşma alanlarına. Ama maalesef 5000 metrekare toplasan Mustafa Kemal Aşık Veysel'de çok az bir yer vardı. Biz onu şöyle söyledik arkadaşlara, yetkili arkadaşlara. Bunları 1000 metrekare, 2000 metrekare, 3000 metrekare olarak planlayalım. Ada transferini koyalım. Yeşil alanla ilgili çalışmayı yapalım ve sorun çözülsün diye. Ancak zaten Mustafa Kemal ve Aşık Veysel'de bu şekilde bir plan uygulaması yapılırsa sorun çözülüyor. Yani komşularımızla burada şöyle bir şey algılama var. Ataşehir Belediyesi bu planları tutuyor. Önce şunu herkese bilmesi istiyorum. Belediye Başkanı olarak da ve Ataşehir Meclisi'nin plan yapma yetişiyor. Planları bütün yapma yetkili Büyükşehir. Yani Büyükşehir istemediği müddetçe bu planları hiçbirimiz yapma şansımız yok. 10 yıl Kadir Topbaş döneminde rahmetli Kadir Bey döneminde olmadı. 5 yılda bu dönemde olmadı ve süre doluyor. Son şansını kullanmak istiyor mahallenin. Burada aday olmak isteyen arkadaşlarımız var. Yani sokağa çıktığınızda Mustafa Kemal Aşık Veysel'e gittiğinde ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Yapmadık diyemeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Ataşehir Belediye Başkanı yapmadı. Ben de halk burada söylüyorum. Ben yaptım, büyük şey yapmadım. Ben yaptım. Ben üzerine düşen şeyi fazlasıyla yaptım, büyük şey yapmadım. İki dönemde aynı sorun maalesef çözülüyor. Yapamadı, sorun çözülmüyor arkadaşlar. İmar Komisyonu'nda şöyle bir şey var. Arkadaşlarım burada 5 kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, 3 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi 3 kişi. Şimdi 5 mi çok, 3 mi çok? Doğru olarak da 5 yok. Orada görev yapan arkadaşlar herkesin iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama planın yetersiz olduğundan dolayı mahkeme kararıyla plan iptal edildi. Plan iptal edildi. Yeniden yapılan çalışma sonucunda bu ay yetiştirebilirsek, bu ay yetiştiremezsek önümüzdeki ay bu planın mutlaka ve mutlaka Mustafa Kemal Bey Aşık Veysel'in meclise girmesi gerekiyor, sorun çözülmesi gerekiyor. Sadece burası mı? İçeren köy planları 6 aydır mecliste bekliyor. Sayın Bakan geldi rezerv alanında İçeren köy.
Halen mecliste planlar bekliyor, hiçbir sorun çözülmedi. Rezerv ilgili bir yazı da gelmedi. Bakanlık yazı göndermiyor. Aynı şekilde Kayışlar ve İnönü Mahallesi ile ilgili rezerv alanında maalesef planlar orada duruyor. İmar Komisyonu'nda 6 aydır da hiçbir sorun çözülmüyor. Yine aynı şekilde Ferhatpaşa planları 6 aydır mecliste duruyor. İmar Komisyonu'na bekliyor. Maalesef meclis gündemine gelmiyor. Bunları vatandaşın en doğru hatta bilmesi gerekiyor. Zaten bu aydan sonra mahallede kendim anlatacağım. En iyisi sorunu da hep beraber çözelim. Yani belediye başkanı adayı bir olmak isteyen arkadaşlarım var. Millete karşısına çıktı ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Niye çözülmedi planlar diye? Burada vereceğim, burada anlatın. Burada. Başkan buradan konuşalım. Buradan konuşalım. El birliğiyle, iyi niyetle bu planların çözülmesi gerekiyor adı şeyde. Onun için burada hem Mustafa Kemal ve Aşık Veysel'e vatandaşlarımız var, hem onları bilmesi istiyorum. Burada her siyasi görüşten vatandaşımız var. Şöyle bir adım var, ben mahalleye gidiyorum. Mahalledeki adım şu, ya başkan planlar ne yapıyor? Şöyle bir hazır cevap var. Vallahi AK Parti'ye gidiyoruz, diyorlar ki bu belediye başkanı sizin planlarınızı yapıyor. AK Parti arkadaşlarım burada. Söylesinler, ben plan var, yetkim var mı yok mu? Varsa yapmayan şerefsiz. Varsa yapmayan şerefsiz. Plan yetkisi bu meclisi yok arkadaşlar. Plan yetkisi Büyükşehir'de. Bütün planlar Büyükşehir'de yapıyor. Demin de söyledim. 8 kişilik imar komisyonu var. 3 tanesi Adalet ve Kalkınma Cumhuriyet Halk Partisi. 5 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi. Buyurun. Demin bir arkadaşım orada söyledi. İstiyorsanız eylem yapalım. Hay hay. Eskiden ben solcuydum. 12 Eylül önce. Bu eylem işlerini iyi bilirim. Buyurun gidelim. Hep beraber eylem yapalım. Mahalleye yarın sabah 100 otobüse gidelim. Hiç benim için mahsul yok. Ama eylem yapmadın ama sorun çözmek. Sorun çözmekten sonra eylem yapsanız olur. Daha önce ben gittik. Abdullah der soyundu maşallah. Orada havuza da atladı. Bir sorun çözüldü mü? Hiçbir sorun çözülmedi. Sadece yeni sarı bağlısı planlar çözüldü ve kaldı elimizde. Şimdi burada bütün arkadaşlarımızın ben her siyasi partiden arkadaş iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Zamanın kısa olmasından dolayı zamanın değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu planlar Mustafa Kemal ve Aşık Veysel planları meclise gitti geldi, gitti geldi. Bize bir sefer geldi, o da mahkeme kararı iptal edildi. Zaten çok sağlıklı planlar. Hatta bu planlar uzayınca bir şey de bilmesi istiyorum Mustafa Kemal Aşık Veysel arkadaşlarımla, vatandaşlarımızla. Bu planlar uzayınca ben Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Vekiline gittim. Belediye Başkanı'nın yanına gittim. Gittiğimizde Büyükşehir İmar Komisyonu arkadaşlarım da vardı. Yanında benim özel kalem müdürüm de Deniz Bey vardı. Öyle değil mi başkan? Bu Ataşehir planları nasıl çözeriz diye AK Parti Grup Başkanı Vekili'yle 4 saat yakın bir toplantı yaptı. Sağ olsun. O dönemde kendisi de televizyonda kalktığında şunu söyledi. Dedi ki nereye planları çözüyorsun dediğinde Ataşehir planları çözüyoruz dedi. Tam bundan 1,5 sene dedi. Öyle değil mi Sayın Başkan? Ama maalesef planların hepsi duruyor. Daha çözümleri bekliyoruz. Çünkü çoğunluk bizde olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi arkadaşlarımdan ricam. İmar Komisyonu'na bütün planlar orada bekliyor. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel'e binlikleri de geliyor. Bak Sayın Başkan aday olacaksın. İnşallah kısmet olsa aday ol. Yani bu millete karşısına çıktığında vallahi eğer bu planlar çözülmezse ben gider her şeyi anlatırım. Çoğunu da anlatırım. Onun için elinizde fırsat varken aday olmak isteyen arkadaşlar diye söylüyorum. Bu planlar çok acil şekilde çözülmesi gerekiyor. İçeride planları bekliyor, onu da çözülmesi gerekiyor. Berat planları bekliyor, çözülmesi gerekiyor. Hepsi var komisyonda. İmar Komisyonu olay verdiği an Ataşehir'e duysun burada, sıkıntı yok. İmar Komisyonu onay verdiği an meclise geldiğinden meclise olay gidiyor. Çoğunlukta mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi arkadaşlarında ben onların da iyi niyetlerini bekliyorum. Bu planlarında birliği yaptıktan sonra önümüzdeki ay Büyükşehir'de çıkmasını bekliyorum. Komşularımızı heyecanla Mustafa Kemal ve Aşık Veysel'in bütün kanaat önderleri burada, denek başkanları, muhtarlar burada bu planların çıkmasını bekliyor Sayın Başkanım. Söz sende buyurun Sayın Başkanım. Gel. Sen böyle dua et de. Buyurun. Sonra da